Voiceover Studio'da bulunan telaffuz özelliği, metinlerinizdeki kelimeleri seslendirirken gerçekleşecek olan okuma yanlışlarını ve kelimelerin okunmasını genel anlamda, genele uygulayarak düzeltmeye yarıyor. Birkaç tane örnek yapalım şimdi. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Şimdi bu cümleyi yazdık. Fiyatlarımıza KDV dahildir. KDV olarak okudu. Çünkü bunu bir kısaltma olarak algılıyor. İşte burada telaffuz özelliği devreye giriyor. Telaffuzlar kısmına geliyoruz. Burada hatalı telaffuzu gireceğiz. Buraya biz metinde nasıl bir yazı yazdıysak onu girmemiz gerekiyor. Buraya da nasıl okunmasını istiyorsak o şekilde giriyoruz. Ekle diyoruz. Stüdyoya geliyoruz. Tekrardan fiyatlarımıza KDV dahildir deyip seslendiriyoruz. Fiyatlarımıza KDV dahildir. KDV dahildir olarak okudu. Burada D'nin telaffuz kısmında D'nin üzerine bu şekilde bir tırnak koyarak onu daha vurgulu okumasını aslında sağladık, durmasını sağladık. Başka bir örnek yapalım. Mesela yabancı İngilizce kelimeler. Bugün Manchester'ın maçı var. Haline seslendirelim. Bugün Manchester'ın maçı var. Çok yanlış okudu gördüğünüz gibi. O yüzden Manchester bunu metinde yazdığı şekilde alıyorum. Telaffuzlara geliyorum. Hatalı kısma giriyorum. Ve buraya biz nasıl okuyorsak Manchester şeklinde giriyorum. Ekle diyorum. Tekrar stüdyo kısmına geliyorum. Bugün Manchester'ın maçı var. Seslendiriyorum. Bugün Manchester'ın maçı var. Mesela burada Manchester olarak okudum. Manchester. Evet, çünkü yanlış yazmışım. Şu şekilde olacak. Buradan siliyoruz. Metin içerisinde ben onu yanlış yazdığım için o da onu yanlış okudu. Yani aslında burada buraya yazdığımız kelimeleri de yazarken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında bu genel bir kayıt oluyor. Telaffuzları buraya kaydettiğinizde bundan sonraki tüm metinlerinizde bu şekilde olacaktır. Şimdi doğrusunu yazıyorum. Seslendiriyorum. Bugün Manchester'ın maçı var. İşte bu şekilde bu kadar kolay olabiliyor aslında bu telaffuzlar. Bundan sonra ben ne yazarsam yazayım tüm metinlerde KDV'yi bu şekilde yazdığımda bu şekilde okunacak. Aynı zamanda da Manchester'da doğru telaffuzla okunacak. İşte bu kadar kolay.